Merhaba Çiftçi TV izleyicileri. Ben Yasemin Biber Toker. Yeni etabımızla beraberiz. Yine geçen haftaki arkadaş grubumuzdayız. Bu seferki etap nasıl ben de merak ediyorum. Heyecanlıyım. Etabımız biraz güç olacağını düşünüyorum. Büyük ihtimalle arabalarda kalacak gibi geliyor bana. Şimdi arkadaşlarımıza dönelim. Merhaba, ben Çağrı Erceber. Arkadaşlarıma başarılar dilerim. Doğa yanımda olsun. Nihat Keskin ben. Umarım bugün güzel bir gün geçiririz. Ben İlyas Sönmez. Herkese iyi eğlenceler. Ben Kubilay Tüfekçi. Keyifli bir gün olsun. Başka etapımız. Bu etap da değişik bir etaptır. Ufak ve masumane gözükür, dümdüz yol gibi gelir ama buradan sonra rampaya çıkıp kafasını attığı anda sağdan yukarı doğru tırmanacak. İnanın bana şekli çok değişecek buranın da. Hiç gözüktüğü kadar masumane değildir. Yaklaşık 5 sene önce Şile Türkiye Offroad Şampiyonası burada yapılıyordu bu etapta. Ben de bu etapta iyiydik Nihat'la beraber. Şimdi geliyorlar. Teşekkür ederim. Şu anda gelen arkadaşlarımız var. Onları yolu açalım. Şu anda İlyas abimiz geliyor. Onu seyrediyoruz şu anda. Haydi bakalım. Evet, gördüğünüz gibi arabalar şu anda bir bölüm etabımızı tamamlamış bulunmakta. Bu arada seyircilerimiz de var galiba. Herkese el sallayalım. Kenan, istersen dön. Çiftçi TV izliyorsunuz. Yol ötesi. Şimdi köy kahvesine geldik. Havada yağmur yoğunlaştı. Bundan dolayı da yorulduk. Bizi de yordu, yağmur da yoldu. Etaplarımız da biraz değişikti. Köy kahvesindeyken köylülerle de biraz muhabbet edelim. Oradaki durumu da bir koklayalım. Hem de dinlenmiş olalım. Şimdi köy kahvesindeyiz. Evet, başlayalım bakalım. Evet. Bu haftanın soru güzeldi. Etaplar da güzeldi. Valla çok güzeldi ama offroad'da kesinlikle hiçbir engeli küçümsemeyeceksin. O küçücük 1 metrelik dere geçişi bizi bayağı bir uğraştırdı. Evet, ama en güzel kısmı da şu oldu. Etabı hani sen hep önlerden gidip insanlara yol açtın. Evet, var ya, herkesin canını buradan getirdin yani kısacası. Çıkana ama kadar bayağı, numaraydı, numara. Bayağı bir uğraştırdık herkesi. O dere yarım metre değil, 2,5 metre. Artık vallahi bir çukur oldu yani, geçilemez oldu. Geçilemez oldu. Ya gerçekten evet, de öyle. Gerçekten güzel oldu yani. Doğayı da koruduk değil mi? Yılan yavrusunu da güvenli bir ortama saldık. Yani ya soracağım size. Genel anlamda offroad'la ilgili böyle yapıyoruz. Kakarı kıpırsı geçiyor ama offroad'un Türkiye'deki ne yeri ne? Ne kadar yer kaplıyor? Neler eksik? Biz Kubilay abiyle biraz ufak konuşma yapmıştık arabada ama hani offroad'un Türkiye'ye eksikleri neler? Türkiye ayağındaki eksikleri? Yapmak istediklerimiz? Offroad tanımayan bir spor bence ya. Rally gibi tanımıyor tabii. Ciddi bence sponsor eksiği var. Sponsor eksiği kesinlikle var. Yani çünkü yani mesela hani rally kadar tanınsa veya şey kadar pist kadar tanınsa daha ama büyük tersi söylemler de var. Yani offroad seyircisinin rally seyircisinden daha fazla olduğu ile ilgili de söylemler var. Tamam da bu işte fiyat fayda ilişkisi vardır ya. Yani ne kadar ekmek o kadar köfte. Şimdi o kadar seyircisi varsa niye büyük sponsorlar bu işe yatırım yapmıyor? Biz de onu konuştuk. Niye büyük markalar yok bu işin ama içinde? Bunun yapmamasının sebebi biraz da Kubilay abi yok. Kubilay abi biraz bahsetti. Biraz bazı bakış açımızı değiştirmemiz lazım değil mi? Kadrajı başka tarafa çevirmek lazım. Yani kapılarını mı çalmak lazım? Yok, kapılarla alakalı değil. Yani bence hani sponsorun ilgisini uyandıracak olan şey reklamların ya da markaların o görüntülerin içinde gizli de olsa yer alması. Şimdi falanca marka arabayla yarışıyorsanız o markayı ortaya koyamıyorsunuz. İşte en basit bir röportaj verseniz kendi markalarınızı kapatmak zorunda kalıyorsunuz. Yani bunlar bence büyük kayıp. Şimdi yolda gelirken de onu tartıştık. Dedim ki ya biz hep Amerikan filmleriyle büyüdük, gençliğimizde gördük. Neydi? Hep Amerikan arabaları, Amerikan sigaraları, Amerikan markaları hepsi masada. İşte meşhur hem belirgin markalarını gözümüze soka soka o filmlerde gösterdiler.
Şimdi onun benzeri başka bir makale okumuşum, oradan bahsettim. Koreliler yapıyor. Ve Koreliler bunu bilinçli olarak yapıyorlar. Sektöre koydukları her bir doların karşısında 4 dolar ülkeye girdiğini görüyorlar. İşte falanca marka arabasını kendi dizilerinde, filmlerinde oynatıyor. Kullandığı elektronik cihazlar, şunlar bunlar vesaire dediğimiz zaman bir K-Culture diye Kore kültürünü yayma ve işte kendi, ama burada hedef ülkeye zarar vermek amaçlı değil. Hayır, ülkeye ihracat gelirini artırıyor. Evet. Çünkü o görünmeyen şeyler, reklamlar işte falanca filmde şu telefon kullanıldığı zaman, şu marka araba kullanıldığı zaman bir ilgi uyandırıyor, bir merak, yani demek ki tabii yani o gizli bir reklam ve bunun önünün açık olması lazım. Türkiye'de maalesef biz bunu kapatarak hem bu tarz sektörlerin sponsorlukların gelişmesini engelliyoruz, hem de daha kötüsü yani sponsorluklar yine kendi içimizde, yani ülke içinde olan şeyler esas bizi engellediğimiz, belki bir takım Türk markalarının yurt dışında ilerlemesini, yurt dışında önünün açılmasını da engeller hale geliyor. Çünkü hepimiz biliyoruz işte Türk dizileri, özellikle Arap dünyasında, şurada burada, şimdi farklı daha ülkelerde. Daha da atak yaptılar yani. Şimdi son dönem, şu 4-5 senedir atak halindeler. Yani dizilerin satın alınması, işleyiş tarzları. Hani Kubilay abinin bahsettiği gibi, böldüm mü? Yok. Kubilay abi de doğru bir yerden başlıyor. Bu sektör böyle bir uzak bir sektör gibi gelir diyoruz yani, sinema sektörü, ama bir şekilde bu bir halka. Halka çember iç içe geçtikçe böyle zincir halinde bize de bulaşıyor. Yani araba sektörüne, yarış sektörüne, bununla beraberinde işte markalar, kıyafetler, bilmem ne, outdoor markalar bir peşi sıra geliyor. Eskiden bu kadar da şey değildi ya, katı değildi kurallar, değil mi? Ama yani son yıllarca iyice şey yaptı. Yani şimdi sponsor markası görünmeyecekse niye yatırım yapsın? Evet. Niye para harcasın? Yani markası eğer çekimlerde şurada burada görünmeyecekse, reklama girecekse, televizyonlarda yayınlanmayacaksa niye reklamı yapsın ve muhasafa girsin? Yani o yönden de düşünmek lazım. Ama işte bizim gibi yani özellikle bu tür sportif faaliyetlerde sponsor katkısı gerçekten tartışılmaz. Yani çok sponsorsuz yapılacak bir iş değil yani, gerçekten masraflı bir spor. Tabii. Şimdi görüyoruz zaten en basitinden. Yani, şimdi bir ilk yarışta Türkiye şampiyonasında 30 araç vardı Sakarya etapında. Yani 30 aracın samimiyetle söyleyebilirim sadece 5 veya 6 tanesinin sponsoru vardı, değil mi? Evet. Diğerlerindeki herkes kendi imkanlarıyla yarışan insanlar. O sponsorlar da muhtemelen yine eş dost, akraba, oradan buradan yani Nazlı'nın geçtiği yani kişilerden oluşan. Kesinlikle yani. İkili ilişkilerden dolayı. Sponsorlar değildir değil, yine. Nazlı'nın geçtiği yerlerden tabii, olabilecek tabii. Yani, gelen sponsorlar. Bu acı bir gerçek. Yani Türkiye'de böyle bir şey var, şampiyona var. Ama sponsorsuz yarışıyor. Biraz da acaba şey mi düşünülüyor? Hobi tadında mı offroad düşünülüyor? Şimdi rally çok daha motor sporları gibi görünüp de... Ya ben sana çok enteresan bir şey... Ben, evet, bakış açın o olabilir. Geniş, ama standa çıktığın zaman... Aynı fikirdeyim ama bu fikir benim yaklaşık 5 yıl uzun zaman aldı. Aynı standa çıkıyoruz. Türkiye şampiyonası kupası alırken rallycide, offroadcuda... Bütün araba sporlarındaki herkes aynı standa çıkıp aynı kupayı alıyor. Muhakkak, ama bir de orada daha çok... Yani Kubilay abinin dediği gibi marka bazında işte yani şimdi isim telaffuz etmiyorum ama hani belli otomobil firmalarının araçları yarışıyor. Offroad'da böyle bir durum yok. Hani çünkü araba yok. Kubilay abilerin işte bak şimdi yavaş yavaş çıktı. Benim bahsettiğim olay oydu. Kubilay abinin. Eskiden mesela X markanın takımı vardı. Yani marka telaffuzda X markanın takımı vardı. 5 arabası vardı. O 5 araba yani sürekli mesela canlı yayınlarda bilmem nerede orada burada sürekli gösteriliyordu. Ne zaman markalar çekildi Offroad'dan? Şimdi hem şeye ters yani şey kısır döngüye döndü yani. Marka yoksa görüntü yok, görüntü yoksa marka yok. Ne bir oldu? De şöyle bir gariplik var. Değil mi? Yani marka yoksa görüntü yoksa, görüntü yoksa da marka yok. Kim çözecek bu şeyi? Orhan, şöyle bir gariplik var. Offroad arabaları modifiye arabalar olduğu için değişik parçalar, değişik işte sesini başka, işte görüntüsü başka oluyor. Çünkü belirli bir adres yok bunda. Hani offroad arabanı yapabildiğin... Sadece araç markası olarak düşünmeyin. Bunun bir sürü şey var. Bunun lastiği var. Bunun aküsü var. Bunun bir sürü aksamış osu busu var. İşte belki rallicilerin bir kısmeti şu oluyor. Adam direkt arabayı veriyor. Bu arabayla yarış diyor. Fabrika çıkış arabasını gösteriyor. Altında modifiyesini yapıyor ama arabanın kaportası her şey. Bizim arabaların kaportaları belli değil. Mesela bizim arabayı görürsünüz. Eski tipte bir araba şeklinde yaptık. Hani ama senin bu kulvardaki çıtayı başka bir yere sevk etmenin farkı bence bundan fark ediyor Kubilay abi. Yani sen bir marka yarattın. Bu markada da diyorsun ki bak işte offroad aracı, trail aracı, yani kategori şeklinde sundun. Bir saha açtın. Belki hani ilk adım gibi hani bunları teşvik olacak. Arabanın görüntüsü güzel, her şey güzel. Devasa bir de güç var altında. İnsanları cezbedecek. Hani güç belki pilotajla ilgilidir. O da ayrı bir mesele ama tartışılır. Ama isim anlamında bence bu bir çıta.
hani iyi yönde giden, skalayı iyi yere götüren bir çıktı. Hani böyle şöyle bir değer grafik çizilse, bu grafikte şöyle bir atak attık gibi geliyor bana. Türkiye'de bir arabanın yapılmış olması, piyasaya çıkması, yarışın etabın içine girmesi bence güzel bir şey. Bir de hani, Amerika'da hani ben mesela belgeselleri seyrediyorum. Senin yaptığın arabalar işte süper ne diyorlar onlara? Ultrafor mesela. Herkes ultrafor ağzından düşürmüyor. Düşün böyle bir şey Türkiye'ye getirdik. Hani sen şey yaptın, bu projeyi Türkiye'ye getirdin ama hiç kimse diğerini bilmiyor yani. Bence yeni başladılar ya. Yeni tanımaya başladılar. Yavaş yavaş olacak şeyler zaten. Yavaş yavaş olması gereken şey. O araçta ultrafor araçlarını Amerikalı'nın dediği off-road'un rally arabaları diyorlar. Yani işte hem hızlı gidiyor, işte zor engellere geçiyor. Dört şartla gider gibi, dört lastik gibi, dört havacı yani, dört şeyi koşulu. Her lastikte bir tane motor varmış. Ha, evet yani. Evet, tamamen bağımsız. Çok da keyifli. Ya orada konsept tabii şu, yani bugüne kadar yaptığımız araçlarda hep standart arabaları orasını burasını keserek bir takım modifikasyonlar, ilaveler, iyileştirmeler yaparak ilerledik. Yani burada tamamen sıfırdan, borudan bir şase yani sen bunu Amerika'da yapsan plaka takıp sokağa çıkarsın. Burada maalesef böyle bir şey yok. Orada çıkabiliyorsun tabii. Yani, bir de öyle bir şey var. Burada da İlyas abi İlyas abi genelde araba yarışlarında yapılacak arabaları en çok yapanlar arasında Nihat'la İlyas abi. Yani sizce bu eksiklik neden İlyas abi? Kültür farkımız var bir kere yani. Çok çok geriden. Yani adam bizim kapıları var. Geriden her şey yani. Var. Yani biliyorum senin kapıları ayırıyorlar. Nihat'ın böyle sürekli arabamı yap abi deyip tırmalıyor insanlar. Evet. Nedir sorun nedir peki? Yani bir kilo olamayan nedir? Yani organizasyonda mı problem var? Popülaritesini artmamasının sebebi... Yani organizasyonda mı bir eksiklik var? Acaba bizi iyi mi tanıtmıyorlar basında, medyanın, görselde, her yerde? Ben bunu soruyu mesela, nasıl cevaplayacağım İstanbul, yani. İstanbul dışında mesela arabalar normal off-road aracı olabilecek araba markaları var. Yani yeterli derecede usta yok. Adamlar usta bulamıyorlar diğer şehirlerde. İstanbul'a gelmek zorunda kalıyorlar. Ya arabaları modifiye yapmak için değil mi? Tabii arabaları yani yaptırmak için. Araba sektöründe de bu sorun var galiba. Modifiye yani bir araba sunup da demiyor ki piyasaya çıkarıp da benim arabamla yarışın. Ben reklamlarda 4x4 jipleri koyuyorlar. Ama demiyor ki işte rallideki fark belki de bu. Adam arabasını çıkarıyor ama diyor ki bak bunu işte ben ralliye sunacağım. Fabrika. Ona göre yapacağım. Türkiye'de bunu bir sunabilecek sektör yok herhalde. İşin temeli ta derinden geliyor. Çok derinden. Şimdi Kubilay abi ne yaptı? Türkiye'de ilki yaptı. Şimdi yapıp da vitrine koyduğu zaman başkaları da bunun yapılabilirliğini gördüler ama emsalini yapabiliyorlar mı? Bir de imkan meselesi ya. Bunu çok iyi imkanlı çok ciddi bir mühendislik, çok ciddi bir altyapı. Tabii yani şimdi bir kaynak makinesiyle bunun yapılabileceğini sanıyor. Kültürümüz bunu sanıyor. Evet. Bunu sandığı için de ilerleyemiyoruz yani. Şeyden kaynaklanıyor. Yani, şimdi Türkiye'de otomobil üretimi çok geç başladı ya. Tamam. Ondan dolayı da aslında bizim otomotiv sektörümüz de bu işlere şey değil, hazır değil. Yani biz hala daha bir lineye bilmem neyi ürettiğimiz zaman kendimiz araba yaptık diyor. Hani Megane üretiyoruz, ne kadar çok araba yapıyoruz. Ne yapıyoruz ki yani, anlatabiliyor muyuz? Yani üst segment araba yapabiliyor muyuz? Teknolojik araba yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. O şey yok bizde, know-how yok şu anda. O nedenle de hani bu tip yenilikçi fikirlere diyelim. Hani ben parkurlar tarafından olması gerektiğini düşünüyorum bu arabaların. Sektör uzak bakıyor. Bak samimi söylüyorum Kubilay abi. Hani senin bakış için farkın olabilir. Nihat'ın yaptığını ben çeliklerin dışındaki samimiyetle söylüyorum. Her yerde çok yarışması lazım. Yani. Her sektörde yani. Her yarışın etabı içinde gözükmesi lazım bu araba. Evet. Araba önemli bir araba. Zamanla inşallah. Ama gelişmesi evet, yani, için de devletin desteği lazım. Ben bir iki bir abilerimizden de duydum. Mesela gerçekten şöyle skalayı bütün güvenlik açısından hani aslında ufak tefek ayarlarla Kubilay abinin yaptığı araba yola da çıkabilir. Çıkabilir. Her şekilde çıkabilir. En güvenli araba. Yani. Evet. Ama hani devletin bu konuda herhangi bir şeyi olmadığı için, desteği olmadığı için öyle bir imkan yok. Yok maalesef. Yani. Ben o konuda birkaç kere aracın daha da geliştirilmesi için yani ben kendi şirketimi başka konularda TÜBİTAK'ta vesaire ortak bir takım çalışmalar da yaptık ARGE çalışmaları kapsamında. İki kere falan bu araçla ilgili başvurdum. Bu aracın işte IFS vesaire daha başka şeylerde geliştirilmesi üzerine. Çünkü bu araçların benzerleri mesela Amerikan ordusunda var. Yani işte 1. Körfez Savaşı'na falan da benzerleri böyle çok daha hafif donan yani o hafif makineli tüfeklerle vesaire saldırı amaçlı kullanılan da var ama ambulans şeklinde kullanılan da var. Yani bunları mesela farklı amaçlarla kullanabilmek için bir takım çalışmalar yapmak üzere
Yani her şeyi de kendi cebinizden finanse edemiyorsunuz. Sonuçta belli burada bir yerde bir takım tabii kamunun bir şekilde bir desteğinin olması lazım ki o Ar-Ge'nin sonucuna ulaşılabilsin. Ama maalesef şey görmedi. Yani çok daha basit, çok daha komik projeler destek alırken. Günü kurtarmak için galiba değil mi? Ne bileyim işte belki. Niye öyle söylüyorsun? Yani, hala bak şimdi böyle bir arabayı ambulans yaptığını düşün. Mesela ben Rizeliyim. Yaylalar var, kar kaplıyor. Yani gidemiyorsun. Ambulansın tamam altına ya, şimdi şey koyuyorlar ama bir bakıyorsun gerçekten. Ya yani, şey ambulanstan ziyade ne bileyim işte zor bir yerde arama şeyde, kurtarmadan bir yaralıyı tabii taşımak için. Yani tam böyle donanımlı ambulans şeklinde ama ifade etmeyeyim ama sedye konulabilir ve yaralıyı taşıyabilecek. Amfibi bir araba olabilir. Evet amfibik amaçlı kullanabilecek araba. Ya burada zaten hani marka falan şey önemli değil. Bir farklı bir konsept yaratmaya çalıştık. O konsept de yavaş yavaş tuttu yani ilgi gördüğünü iyi kötü görüyoruz. Tabii buna olumlu bakanlar bakmayanlar falan da olabilir. Ya bir de şu var. Hani ben yaklaşım olarak yani buradan bir parasal bir beklentim bir yer, evet. Hobi amaçlı yaptım ve bildiklerimi de paylaşmaya açığım. Hani bazı yapmaya çalışan arkadaşlar da keşke sorsalar. Yani sorsalar benden cevap alacaklar. Ama o kadar hatalı imalatlar ve o kadar yanlış şeyler görüyorum ki bazen hani uyarsam yanlış anlaşılıyor. Uyarmaya çalışıyorum. Yanlış anlaşılmaya başladıkça ben de artık kendimi geriye çekmek zorunda kaldım. Yani gerçekten hani imalat anlamında işin özünü kavrayamadan sadece benzetmeye çalışmakla olmuyor. İşte yani boru şase arabadaki en önemli şey bütün boruların düğüm noktası bir yerde toplanması. Hmm. Şimdi boruyu birden getirmiş, öbür tarafta bunun arası tamamen boş. Yani o araçla taklayı attığın zaman sonucu çok vahim olabilir. Yani halbuki o tür şeylerde arkadaşlar birazcık mühendisliğin değerini bilseler, bilmiyorlarsa da bir sorsalar. Çok daha başarılı, daha hızlı gidebiliriz Türkiye'de. Bunu kendi şeyimizde de yaşıyoruz biz ya. Yani biz yarışların içerisinde mesela işte arabaların çok kırılanı işte bir etap göremeden gün içerisinde günü bitiremeyen çok araba görüyor. Bunun en büyük sebebi de bunlar. Arabanın doğru yerlerden, doğru şeylerde, doğru noktalardan bağlantılarını sağlaması veya dengesini bulunması hep problem o değil miydi yani? Evet, ama bir türlü İlyas abicim yine siz, top size kalıyor, tamirci bölümüne kalıyor, niyatla ikinize kalıyor. Bu tamirci bölümünde sadece sizsiniz. Yani siz sor, evet yani mekaniker bölümü, mekanik bölümü ne diyorsunuz? Var mı bununla ilgili aranızda böyle konuşmalarınız, yapmalarınız, biz birbirinizle paslaşıyor musunuz? Ben böyle ufak böyle arada duyuyorum mesela birbirinize sorduğunuz, ettiğiniz, telefon konuşmalarınıza rastlıyorum arada bir. Tabii. Değil mi? Böyle bilgi paylaşımı yani, var bilgi, gibi. Bilgi paylaşmadan her şeyi birbirine söylemezler. Tabii mesela bizim arabamız bizim arabamız merak konusu mesela. Bizim arabada ne var, altında ne var diye ama kimse kimseye söylemez. Ama sizde var mı bilgi paylaşım? Yani. Muhakkak var tabii. Yani bildiğimizi belki söylemeyebiliriz ama bilmediklerimizi paslaşarak birbirimizden öğrenmeye gayret ederiz. Ben şahsen böyle yükselecek öyle yani. Tabii yani. Bilgi paylaşınca güzel yani saklı kalması iyi değil ya. Peki sence ne Nihat? Yani bu kadar olmasının sebebi? Adam hasta olmayı göz alıp. Teknoloji diyorsun. Ama bu iş ne kadar mühendisliği şusu busu olsa da kağıt üzerinde olduğu gibi olmuyor. Bu işin fiiri mekanikerlerin bu işin içinde olması ve desteği vermesi lazım. Onu da gerçekten yapabilen sayılı insan var. İkisi de zaten şimdi bizimle oturuyor. Deneme test sürüşleri, bilmem ne sürüşleri, kayıt altına alıyorsunuz değil mi? Başka çaremiz yok. Şimdi offroad'umuzu bitirdik. Tamir bölümüne geldik. Bakalım araçlarımız nasıl yapılıyor, nasıl modifiye ediliyor? Bir araç yapmak istersek neler gerekli? Onun için Nihat Keskin'in atölyesine geldik. Hadi bakalım. Şimdi gördüğünüz bu araç geçen X-Trail yarışındaydı. Türkiye X-Trail yarışındaydı. Yaklaşık 12-13 Mayıs'ta X-Trail'de yarıştı ve derece aldı. İsterseniz arabanın içine de biraz göz atalım. Ben size göstereyim. Bu özel bir araç. X-Trail derken kaya tırmanışları, arabaların, araçların gidemediği kaya tırmanışları. Bunlarla ilgili Türkiye'de de artık X-Trail yarışları yapılmakta. Bunlar için de özel arabalar üretilmekte. Bu araç Detoro aracımız. Kubilay Tüfekçi'nin yaptığı bir araç. Gelin şimdi diğer atölyeye geçelim. Şu anda Türkiye Şampiyonası'nda yarıştığım araç Nihat Keskin ve Yasemin Toker olarak yarışmaktayım. 12-13 Mayıs'taki Türkiye Şampiyonu 2. ayı Ankara yarışında, Mühe yarışında genel klasmanda 3 olduk. S2 yarışında yarışıyoruz.
202 numara kapı numarasıyla kendi klasmanımızda da birinci olduk. Ufak bir detay, Atatürk'ün arabasını birebir yapamadık ama ona benzetmeye çalıştık. Şu arabayı da göster istersen. Bu da bir gezi arabası, off-road arabası. Bu da modifiye edilmiş bir araç. Bu atölye tam bir cennet diyebilirim. Soldaki arabayı da görüyorsunuz karşınızda. Bu da özel bir araç. Şimdi atölyeye geçelim. Nihat'ı bulalım. Araba zaten bir tanesi askıda. Nihat neredesin? Nihat'cığım ne haber, nasılsın? İyi ablacığım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz açıkçası bugün güzel bir araç nasıl yapılır? Off-road'unda kullanılan 4x4'ün özellikleri nedir? Bir araç ne kadara mal olur? Bunlar hakkında senden bilgi almak istiyoruz. Tamam. İstersen bize yardımcı ol bu konuda. Bir aracımız var zaten şu anda. Evet, bu aracımız bakıma geldi. Hı hı. Muhtelif yerlerinden yer kırçaklar vardı. Bir de şaftı arıza yapmıştık. Hı hı. Onun şaftını söktük işte, stavrozlarını falan değiştireceğiz. Bir de buradan başınıza yağ damlamasın, şöyle gel de. Martı kesesinden yağ kaçırıyor buradan. İstersen o gitçim şunu göster. Martı kesesinden yağ kaçırıyor işte bu. Keçesini değiştiriyoruz, bu yeni keçe. Ne işe yarıyor Nihat bu şu anda? Bu ön diferansiyel, ön aktarma diferansiyelin ayna martının çıkışı bu. Girişi yani, şaft girişi. Burada rulmanlar var. Hı hı. Bir de keçesi var, içindeki yağın dışarı çıkmaması için. Evet, önlüyor. O keçe aşınmış, açındığı için de yenisini değiştireceğiz. Öyle işte, bu araçlar... bu araçlar hep araziye giriyorlar işte. Bunlar hobi araçları genelde. İkinci, üçüncü araba olarak kullanıyorlar bunları. Stres atmak için. Dağda, doğada işte. Oynamak için biraz. Oynamak zaman. İçin, evet, kesinlikle. Toplayıcısın. Peki Nihat, sana şunu soruyorum. Şimdi seyircilerimiz merak ediyor. 4x4 ne demek? 4x4, 4 tekerlekten birden hareket veren. Yani hepsinin bağımsız hareket etmesi anlamına mı geliyor? Evet, tabii. Dört de birlikte dönüyor. Yani gücünü dördü de birlikte yere aktarıyor. Veriyor. Aktarıyor aynen o şekilde. Genelde iki çeker araçlar sadece arkadan veya önden çekişli olarak oluyor. Dağda bayırda 4x4'ün amacı yokuş yukarı çıkarken değil mi? Özellikle kendi gücünü daha çok torkunu yukarı çekebilmesi için değil mi? Yani... Tabii ki tabii ki. Daha yol dışına çıktın mı kaygan zemin, işte mıcırlı yol, çamur. Doğal dolayı kardı, buzdu. İki çeker araçlar gücünü tam aktaramıyor. Gidemiyorsun gideceğin yere. Hı-hı. Ama dört çeker oldun mu? Dört tekerlekte aynı hareketi yaparak. Aynı hareketi yaparaktan seni götürüyor. Yolda yani, tutuyor demek lazım. Aynen, yolda tutuyor, doğru. Peki Nihat, bir araba yapmak istersek nereden başlamak lazım? Ucuz maliyetli. Önce nasıl başlamak lazım? Mesela ben köyde oturuyorum. Ben de Rizeliyim. Evet. Bizim yollarımız belli. Yani köy yolu. Mesela ben kendim araba yapmak istesem, fırıncı doçu yapmak isterim, fırıncı kamyonu yapmak isterim. Evet. Diyelim ki böyle bir araba bulduk, ucuz maliyetli. Nedir bu fırıncı doçların, doç markaların fiyatları sence piyasadaki? Ya. Ne kadar almalıyımdır mesela ben şimdi öyle bir şey yapmak aracın, istesem? Aracın şeyine göre değişir fiyatlar yani. Uygun fiyatlı bir şey söyle mesela bana. Ya yine tahminim herhalde 8-10 bin liraya falan o şekilde bir araç alınabilir. Sonra onu ne yapıyorum Nihat? Onu işte amacına göre yani... Dağda bayırda kullanacağım, işte ormana da vuracağım, yeri gelecek yük de taşıyacağım arkasında, yeri gelecek ağaç da bağlayacağım evet. Arkasından. Ya öncelikle o zaman ona bir lastik... En önemli şeylerden en önemli... şartlı lastik galiba lastik, değil mi? Evet kesinlikle lastik. Lastikler nasıl olmalı mesela bu durumda? Ya bulunduğun yerin yapısına göre yani çok çamur mu, mıcırlı yol mu, çok... Yani... Böyle bir araç olursa, mıcırlı ve çamurlu yollar olursa... Toprak yolları olsa da kullanmak gerekir. MT lastik alacaksın ona. MT dişleri daha evet, dişli kavrayabilir aynen, olan demek aynen, lazım. Aynen. Peki tamam, bu lastiğimizi hallettik. Bir sonraki aşamamız ne olması lazım? Arabayı aldıktan sonraki. Aldıktan sonra eğer çok engebeli veya çok çamurlu, karlı buzlu şey olursa bir tane vinç konursa. Vinç. Tahminen ne kadardır bu vinçler? Vinçler de aşağı yukarı vincin kalitesine göre değişir. Yani 1500 liradan
10.000 liraya kadar vinç var yani. İkinci el vinçlerde var mıdır piyasada? İkinci elde oluyor ama yani yeni alınmasında fayda var. İkinci el vinçlerde yorgun oluyor. O yüzden sana zaten bir kere ayda bir lazım olacak. Onda da çalışmadın mı? Hiçbir anlamı yok. Aynen. O yüzden. Tamam, vinçimizi de hallettik. Şimdi diyelim ki arabamız var. Arabamız 4 çeker. Evet. Dodge'umuzu da aldık. Vinçimi de bağladım. Tekerleğimi de yaptım. Bundan sonra yapmam gereken nedir? Ya bundan sonraki işte tamamen şeye bağlı, performansa bağlı. Yani sen eğer normal ev işlerinde kullanacaksan bu tür şeyler size yeter ama öbür türlü ben hoplayıp zıplayayım. Samanı kullanacağım, içine samanımı da koyacağım. İşte meyvamı da koyacağım. Sebzemi de hale götüreceğim, bir yerlere götürmem gerekecek. Evet. Sence en uygun araba hangisidir buna hitap eden köylerde? Köylerde pikaplar daha kullanışlı. Köyler için. Tahminen hangi pikapları önerirsin? Ya pikaplardan L200, Toyota Hilux, Isuzu D-Max onlar güzel yani başarılı. Onları biraz sevdim mi yani? Sevdim mi derken seyircilerimiz şimdi şaşırmasın. Sevdiğinden maksadı bakımı yapılmış araba anlamı, evet, değil mi? Evet yani biraz daha standartın dışına çıkaraktan lastiğiydi, işte jantıydı, vinciydi, işte kilidiydi, süspansiyon, amortisörüydü, yükseltmesiydi. Peki sence bunu her tamirci yapabilir mi? Mesela İç Anadolu bölgesindeyiz, Karadeniz bölgesindeyiz. Ya, ne yapmaları lazım seyircilerimizin? Yaptırabilirler tabii ki yani ona uygun parçaları temin ettim mi montajı yapılabilir, kolay çok yani montajı. Çok fazla maliyet gerektirmeden değil mi? Ya bunlar dipsiz kuyu. Bunlara ne harcarsan yer yani. Dipsiz kuyu yani tamamen şeye bağlı. İsteğe bağlı. Çıtına kadar, paramız bağlı. Ne kadarsa çıtamız da o kadar, aynen, yükseliyor diyorsun, kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Peki şimdi bu arabanın arızası ne demiştik? Bir keçeden dolayı bu sıkıntımız var. Bu martı keçesi ve ön şaft stavrozları sarmış bunun. Aşırı titreme yapıyor. Bu araç Grand Cherokee, sürekli 4 çeker bir araç bu. Titremenin sebebi bu mu? Evet. Şaft stavrozları, mafsalları. O zaman bazı nedenlere bağlı olarak hemen bunun ameliyat sonucunu söyleyebiliyorsun. Yani aynen, doktor kesinlikle olarak, evet, teşhis koyabiliyoruz bu durumda. Evet. Başka problem var mı bu aracın? Başka problemi bu var. Bize bundan dolayı geldi. Bunları yaptıktan sonra bir test sürüş yapacağız. İlave bir şeyler de çıkarsa araç sahibine bildirip eğer yapılmasını isterse onları da çıkarsa yapacağız. İyi. Bize başka bilgi vermek ister misin arabayla ilgili, arabayı alırken? Mesela araba satın almaya karar verdi seyircilerimiz. Ne yapması lazım? Neye bakması lazım? Ben hiç arabadan anlamıyorum diye mesela. Anlamayan kişilerin bilir kişilere göstermesi lazım aracı. Öyle değil mi? Kesinlikle, muhakkak, kesinlikle. Bildiği bir tamirciye götürüp arabayı kesinlikle beraber yani alması lazım. Kesinlikle yani tamirciye, bir de o araçları tanıyan kişilere göstermesi. Herkes bu araçtan anlamaz. Tabii kesinlikle baktırmadan almamasını tavsiye ederim. Peki en son şöyle bir şey konuşmak istiyorum. Bana orta karar bir araba yaptım. Maliyeti ne kadara mal olur? Ya orta karar bir araç. Pickup yaptık. Anladım. Lastiği, jantı, yükseltmesi, vinci. Yükseltmeyi niye yapıyoruz Nihat? Aracın kendi standardı alçak olduğu için yani. Yükseltmelerimiz nerede? Ama istersen seyircilerimize gösterelim onu ya. Bu buradaki araçta gösterebiliriz. Tamam. Yükseltme dediğim bunlar. Bu da bak, bu da standart dışı bir aracımız. Hı hı. 2004 model Jeep Wrangler olarak geçiyor bu araç. Bunda da Kolevur amortisörler falan var. Hep özeldir. Bunun altı falan tamamen yine kendimiz yaptık bunda. Bizim Kubilay abinin aracı bu. Gezi aracı. Gezi aracı, evet. Kubilay tüfekçi abinin arabası bu. Bir bölümde bunda vardık galiba, değil mi? Evet, deneyi evet. Deneyi bir kazımıştı böyle. Kumu. Doğru, aynen. Çok güçlü bir araç. Çok bunun güçlü gerçekten. Bir araç. Motoru falan da bunun özeldir. Alt yürürü falan. Motoru bunda 6.2 LS3 GM Performans var. Makine dairesini de bir açayım isterseniz. Evet benim. Ya. 5'i birlik gibi duruyor değil mi Nihat? Kesinlikle, evet. 5'i birlik gibi duruyor yani motor dairesi. Öyle güzel kutu gibi yerleştirilmiş ki her şey. Gerçekten. Baksana. Gram yer kalmamış ama milimetrik olarak her şeyin
olması gereken her şeyi böyle ufak bir şekilde yerleştirmişler, kompakt. Kesinlikle yani her şeye özel, radyatöründen direksiyon pompasına kadar her şeyi farklı yani. Mesela farklı geçen bir şöyle bir şey duymuştum. Radyatörü kumları işte çamuru almasın diye sen ufak bir çalışma yapmışsın diye durum. Şu evet. İki tane gördüğünüz gibi şu malzemeleri Nihat ekstradan yaptı. Monte etti yanına. Gerçekten bunu parkurda denedik gördük. Çamurun içinde yani bir dere geçişinin içinde kaldı ama gram radyatöre bir şey geçmedi. Evet. Demek ki işe yaradı. Tabii şeyden dolayı lastikler önde olduğu için direkt fırlatıyor. Çamura girdiğin veya suya girdiğin anda kaldırdığı çamur direkt radyatöre yapışıyordu. Böyle biraz öne parça ilaveye koyarak bir çözüm getirdi. Evet. Galiba bu deneme yanılma yöntemiyle buluyorsun bunu değil mi? Tabii tecrübe, tecrübelerden. Peki o zaman şuna devam edelim. En son sorduğum soruya cevap alamadık ama devam ettik tabii. Bir L200 aldık. Evet. Bize ufak maliyette ne kadar olmalıdır mesela? Sen kendine yaptırmak istesen ne kadara mal olur? Ya ortalama 20 bin liraya falan bulur. Orta halde bir L200. Yani hepsi beraber mi diyorsun? Lastiği, jantı, yükseltmesi işte, vinci. O fiyatları bulur. Ortalama araba. Ortalama. Arabayı da arabanın modeline ve yaşına ve şeyine göre, tipine göre değişir yani o tamamen. Tahminen ne kadar olur? Yani 25 bin liradan 100 bin liraya kadar araba çıtası var. Çıtası var, araba var. Çıtası var. Ama evet. Şu var ki 20 bin liraya kadar değil mi? 15 ile 20 arası galiba. Araba yükseltmesiydi, vinçiydi, o suydu, bu suydu. Tam böyle bir arazi tipi yapmak istersen galiba bu. Evet, bu gözden çıkarmak lazım. Kesinlikle. Bir şeyi soracaktık. Niye yükseltme gereği duyuyoruz arabaları? Arazide yetersiz kalıyor. Aracın kendi yükseltmesi yetersiz kalıyor. Altı vuruyor ve bir tepe üzerinden falan geçerken oturma yapıyor. O yüzden rahat. Peki bu yükseltmenin bir sınırı var mıdır? Hani arabayı tehlikeye sokacak, işte onu riske atacak, sürücü riske atacak. Bunun belli bir çıtası var mı? Tabii ki çıtası var. Yani tamamen sistemi dizerken onun bir açıları, mühendislik şeyleri var. Onları aşarsan tabii var, tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Nihat'cığım, diğer arabaları da gösterelim istersen. Tabii ki. Çünkü bak yarış bitiren arabalar var galiba burada. Evet. Şimdi bu da Detor arabamız değil mi? Biz bununla evet. Challenge'de yarışıyorduk. Şimdi bu sefer de siz Kubilay abiyle yarışacaksınız. Evet. Bir dahaki hafta sonu yarışımız var. Evet. Evet. Bakın araba şimdi şu anda bakım alınmış. Bunu bir Türk mühendisinin, makine mühendisimiz Kubilay Tüfekçi hazırladı. Nihat bunun komple makine bölümünü yerleştiren kişi değil mi Nihat? Evet. Biz de evet. Yürü aksamını yürür duruma getirdik. Yani bu araç Türkiye'de üretiliyor. Her şeyle beraber yurt dışından parçaları geliyor. Detor olarak evet. Detor olarak üretiliyor. Şu anda yarışa katılacak. Challenge denilen İstanbul bir yarışı var. Değil mi? Evet evet. 10 tur bir atıyorsunuz. Arkadan toplu kalkışlar oluyor filan. Evet evet. Aradan elene elene kalan yarışçılar var. Güzel bir yarıştır. Kesinlikle evet. Nihat'cığım her şey için çok teşekkür ederiz. Çok mersi. Sağ olun. Bizi bilgilendirdiğin için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Teşekkür sağ ederiz. Çok mersi. Sağ olun. Evet seyircilerimiz, bugünlük programımız da bu kadar. Bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Çok mersi.